Evet, ikinci tabakadan yönetici süvarilerin bilinmesi. Şimdi ikinci tabakadaki yönetici süvariler, Allah dostları kimlermiş? Bu tabakadan bir grupla Endülüs şehrinde işbirliği ede karşılaştım. Onlardan biri Ebu Yahya Es-Sunhaci Ed-Dar idi. Zübeydi mescidinde otururdu. Ölünceye kadar kendisiyle arkadaşlık ettim ve doğuda çok rüzgarlı yüksek bir dağa defnedildi öldükten sonra. Yüksekliği ve rüzgarının şiddeti nedeniyle o dağa çıkmak insanlara çetin gelirdi. Allah dağın rüzgarını kesti ve onu dağa koyduğumuz andan itibaren rüzgar esmedi. Onun cenazesinde diyor, dağa çıktık, onu dağa defnetmek için çıktığımızda Allah-u Teala o sürekli esintisi, şiddetli rüzgarı olan dağın rüzgarını kesti. Biz onu defnedene kadar rüzgar esmedi. İnsanlar onun kabrini kazmaya başladı, taşını kestiler. Defin işini tamamlayıp kabrine yerleştirdiğimizde ayrıldık. Ayrılır ayrılmaz eskiden olduğu gibi tekrar rüzgarlar esmeye başlayınca insanlar bu olaya şaşırmıştır. Karşılaştıklarımdan bazıları Salih el-Berberi ve Ebu Abdullah eş-Şarki, Ebu'l-Haccac Yusuf eş-Şuhurbeli idi. Bu saydıklarımızdan Salih 40 yıl yolculuk yapmış, İşbiliye'de Rutandali Mescidinde 40 sene yolculuğundaki gibi yalnız yaşamıştır. 40 sene yolculuk yapmış bu zat. Hep gezerek geçirmiş ve 40 senede mescitte de kapanıp mescitte kalmış. Bak, ömrünün 40 senesi yolculukta, 40 senesi mescitte yalnız yaşayarak geçmiş. Abdullah eş-Şarki ise iz bırakmış biriydi. Yaklaşık 50 sene evinde kandil yanmadan yaşamıştır. Pek çok garip işini gördüm. Ebu'l-Haccac eş-Şuhurbeli ise Şuhurbel denilen İşbiliye'nin doğusundaki bir köydendi. Su üzerinde yürüyenlerden biriydi ve ruhlar onunla muşarret ederdi, muaşeret ederdi. Bu insanların her biriyle aramızda karşılıklı bir sevgi ve dostluk ilişkisi oluştu ve bu minvalde görüşür olduk. Onları ahiret yolunda yararlandığım kimseleri zikrederken diğer şeyhlerimle beraber Ed-Durretül Fahire adlı kitabımda da zikrettim. Bu dört kişi bu makam ehliydi. Şimdi bu bahsettiği kişiler işte bu makam diyor. Yani ikinci tabakadan yönetici süvarilerdendi. Onlar melami velilerin en büyüklerindendi. Yönetme ve ayrıştırma ilmi onların eline verilmiş. Dolayısıyla el-müdebbir, el-mufassıl isimleri onlara aitti. Onların düsturu işi yönetir, ayetleri tafsil eder ayetidir. Onlar oturaklara oturmuş gelinlerdir. Onlara ait alışılmış ve alışılmamış pek çok keramet vardır. Bütün alem onlara göre apaçık ayetlerdir. Sıradan insanlara göre ise ayetler ancak alışık olunmayan şeyler olabilir. Ancak öyle olan şeyler sıradan insanları Allah'ı yüceltmektedir.